Arkadaşlar, geçenlerde çok tuhaf bir rüya gördüm. Ama tuhaf dediğime bakmayın. Çünkü bir o kadar da mükemmeldi. Peki rüyamda neler mi gördüm? Hemen size anlatayım. Başta her şey denizdi. Sonra toprak oluştu. Ardından dağlar. Ardından ağaçlar ve ırmaklar. Sonra canlılar göründü bin bir çeşit. Ve hemen sonra biz insanlar da. O kadar hızlı ilerliyordu ki rüyam. En son kendimi 3 yanı denizle çevrili küçük bir evin yanında buldum. Evin kapısında ise yaşlı bir nine oradan geçenlere ayran veriyordu. Ben de ondan istedim ayran ama içmem için verdiği kapı taşırıyordu sürekli. Ona ana dedim, ana ayran dolu ama beni duymuyordu. Tekrar ana dolu dedim. İşte o zaman anladım. Ben Anadolu'daydım. Ben ve sizin doğup büyüdüğü bu kutlu topraklarda. Sonra Anadolu'yu dolaşmaya başladım. Yaşlı amcalar ve nineler gördüm o güzel cumbalı evlerinde. Bana harman dalını gösterdiler o tüm geçtikleriyle. Zeytin ağaçlarının kokusunu çektim içime. Sahil boyunca dolaştım durdum. Kimsenin olmadığı o sessiz kütüphanenin mermer taşlarına yaslandım. Pazarlar, hamamlar, inanlar varmış bir zamanlar. Yer ve gök için felsefi hayal ederlermiş. Sonra o sıcak şehirden soğuk dağları görene kadar gezdim. Adına lavaş dedikleri ekmeğin arasında çeçi dirilen o çok tuzlu peynirlerini yediklerini gördüm. Yanında çaylarını içerken şekerin de dişlerini kıtladıklarını, her şivenin, her renkli gözün bir arada bulunduğu o güzel insanların kollarını bir sağa bir sola doğrulttukları o Kafkas oyunlarını izledim. Gece olduğunda ise o soğuk sokaklı, kömür sobalı evlerin arasında gezdim. Batıyı ve doğuyu gezmiştim. Peki kuzeyi var mıydı güzel Anadolu'nun? Olmaz mıydı? Gezmeye devam ettim. Karşıma yemyeşil yaylalar çıktı. Ahşap evlerde yaşıyordu insanları. Huyuların meşe, yürekleri pamuktu. Şen bir müzik çalındı kulaklarıma ve ardından taze deniz kokulu balıklar konuldu sofralara. Geriye güney kalmıştı. Ben de güneye doğru yola çıktım ama bir rüzgara yakalandım. Öyle ki o rüzgar beni kocaman yedi tepeli ve duvarlı bir şehre götürdü. Orada insanlar acı kahveler içiyor, muazzam resimler çiziyordu. Aynı rüzgar beni devasa balonların ve bacaların olduğu topraklardan sürüklerken sonunda beni kocaman gözlü kızın mozaiğinde bıraktı. Ardından kara lekeli balıkların gölünde buldum kendimi. Çiğ denen etlerini de yedim, parmaklarımı yaladım acılı etlerini de. Şekerli tatlılarını da yedim, kokusuz olanları da. Hele bir yer vardı ki rüyamı tekrar bir rüyaya dönüştürdü. Tekrar o rüzgar çıktı ama bu sefer kocamandı. Öyle rüzgardı ki gezdiğim diyardaki tüm insanları bir araya getirdi. Hepimiz bir olup kucak açtık her birimize. Sarıldık da sarıldık ta ki insana sevgimiz bir vatan olup her zerremizden çıkana kadar.